Seyran, normalde iletişiminizi bilmiyorum. Ama biraz gerildim sabah. Tatlısın. Ece, ev bulalım biz bir an önce ya. Ya tabii hala benimle ev arkadaşı olmak istiyorsa. Bilmiyorum ya, biraz korktum sanki bugün ama hallederim herhalde ya. Ya içimde bir öfke var Ece. Onu atamıyorum içimden, biliyor musun? Patlıyor bazen işte. Ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Ama Gülbin ablanın niyeti de iyi yani, biliyorsun değil mi? Seni kızı olarak gördüğü için öyle bir şey yaptı. Evet, farkındayım, biliyorum da işte. Şurası o kadar dolu ki öfkeyle. Öfke kontrolünü sağlamam gerekiyor bir noktada artık. Seyran! Seyran! Kızım! Seyran! Doğru mu duydum? Hastaneye mi gidecektiniz yine? Seyran! Kızım! Anne! Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ya arkadaş, 50 kere aradım açmayın ya. Telefonu niye açmayın? Bak gidiymişiz, az daha kaçırdık ya. Niye açmayın telefonunu? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya doktor mesaj attı. Anan için, anan yarın bir operasyon geçireceğim. Operasyon mu? Korkma Gözer kızım, korkma ya. Ya öyle bir boru sokucularmış anana. Oradan midesine, ona öyle bakıcılarmış. Önemli bir şey yok. Doktor işte tahlildi, türlüldür. İstedikçe isteği ne yapak bizde, değil mi? Şaka mı yapıyorsunuz ya anne? Ya merak etme kızım ya. Kötü bir şey yok. Bak böyle küçücük bir kamerayla mideme bakacaklarmış. Kız ne diyor ya? Belli mi olur ya vallahi? Bugün varık, yarın yok ha. Ben ne diyeyim, hani hazır bir anı olsun. Gidek ailecek beraber kahvaltı edek ha. Ya diline eşek arısı soksun Kazım. Tövbe tövbe. Hayır ne dedik? Ne dedik? Ölüm de var ya, ölüm de var. Onu dedik, ne dedik yani? Al şu çirozu da, tamam. Beraber yemek yiyecek, şu biraz yemek yesin ya. Kahvaltı edek, oradan ben sizi okula bırakırım ha. Ya sen git istersen. Ece, sen de gel, beni yalnız bırakma. İyi, tamam. Hadi gel. Heh, gelin, gelin. Ay. Annem, ben yarın senin yanına gelirim. Yalnız bırakmam seni. Sağ olasın kızım. Sen aradığımızda telefonunu aç, yeter. Sonrasını düşünürüz. Valla ne yapayım ya? O kadar çok arayan oluyor ki artık. Yani röportaj yapmak isteyenler, programına katılmamı isteyenler falan. Ben de sessize alıyorum mecburen, ne yapayım? Ya azalması gereken yerde artıyor aksine. Aman kızım ha, aman sakın ha, sakın ha bir tuzağa düşme ha. Bu Koranlar... Koranlar senin peşini bırakmayacağı haberin olsun. Ya tuzak muzak umurumda değil baba. Ben konuşmak istemiyorum artık. Ya ben söyleyince kızayım bak. Kızayım ama bu sen böyle sahipsiz kalayın hepsi bundan oluyor ya. Ya ben kendime sahip çıkabiliyorum baba. Başka birine ihtiyacım yok. Tabii. Ya sığıntı gibi yanaşmışsın, gitmişsin o Gülgün'e. Ya tamam Gülgün en azından... Başında bir büyük var, ondan içimiz rahat da. Kızı bak, beni iyi dinle. Yani ne yapacaksın? Kocanı boşayıp kaynanana mı taşınacaksın ya? Laf olucu kızım. Elindekiyle dilindeki bir olsun. Madem yalnız başına edemeyin, gel baba evine dön ya. Of. Biz aslında ev bakıyoruz Seyran'la. Yani orada da Gülgün Hanım ısrar ediyor diye kalıyoruz. Halisa o kadını orada gomaz. Geç. Bari sebebi siz olmayın.
Kadının başına da iş açıcınız. Kıza bak. Gördün mü? Pardon hanımefendi. Bir problem mi var? Terbiyesiz. Üsluba bak. O ne demek ya? Sizin derdiniz ne pardon? Seyran tamam kızım tamam. Ya bırakın Allah aşkına sizin derdiniz ne benimle ya? Söylesin derdini neyse. Bir de seni izlerken üzüldük. Dün kocanın kolundaydın, bugün babanın yanında. Ayıp ayıp. Gözümüzün içine baka baka yalan söylemişsin. Siz bilip bilmeden ne konuşuyorsunuz? Ha? Size mi kaldı beni yargılamak? Gideceksiniz. Tamam. Ya bırak ya. Anne. Kıza bak. Elinden gelse beni dövecek. Tamam tamam Seyran tamam. Yetkilisi nerede buranın? Ya nasıl tipler alıyorsunuz içerisiz böyle be? Oh! Am. Sen nedin la? Am boş ver. Sakin. Sakin. Tamam boş ver, boş ver. Dur. Lan bayan bayana konuşuyorlar bir şey demedim. Sen ne karışın oğlum? Sen benim kızımı sahipsiz mi sandın lan? Am. Baba. Duyduk duyduk senin kızına nasıl neden sahip çıktığını. Rezil adam. Kazma, am boş ver tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ben sakinim kızım. Ben sakinim ya ben sakinim. Ulan rezil senin babandır. Şerefsiz. Baba. 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 Çık kızım çık. Çık. Geç şöyle geç hele ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı arkadaş? Hayret bir şey ya. Hayır yan masadan geliyorlar bizim masaya laf atıyorlar. Biz burada ailecek kahvaltı etmeye çalışık ya. Siz neyin peşindesiniz bir de? Utanmadan bize laf ediniz ya. Ama ben sana bunun hesabını sorucuyum. Yarın sabah geleceğim buraya kapının önüne. Yemin edeyim odunla kimseyi içeri sokmayacağım ya. Kusura bakmayın efendim. Ama ısrarcı olmayın yoksa şikayetçi olacaklar. Ne ısrarı? Sen ettik. Hadi Kazım, hadi. Ha kızın ha sen. Bir tutamadınız kendinizi. Ya kadın neler söyledi, hala duymadın mı? He, duymayayım mı? Bak, neler söyledi. Aferin benim güzel kızım, aferin. Hak edene, hak ettiği cevabı vereceğin. Aferin benim güzel kızım. Araba gelsin, ben sizi okula bırakayım ikinizi. Yok baba, biz dolmuşta gideceğiz. Kızım ne dolmuşu? Bak, içeride neler diyorlar. Dolmuşta bir sürü insan, tanıcılar şimdi bir şeyler diyecekler. Gel arabayla bırakayım ya. Ya baba, kadın seni benim yanımda gördüğü için laf etti zaten. Okulda da seninle beraber görünmek istemiyorum. Kusura bakma. Esubana. Anne. Ben seni halamdan ararım. Yarın da yanına gelirim. Tamam mı? Sen bilin kızım. Kazım haydi. Diktin bizi buraya. Ya ne edici sessin. Bırak gitsin. Allah Allah. Yetti bu kadar rezillik. Kapının önüne konduk diye. Ya bir rezillik daha istemeyeyim artık. Millet üstümüze gülücü. Dikkat edin, dikkat edin. Ya arkadaş dolmuşa biniyorlar ya. Ya böyle bir şey var mı ya dolmuşa biniyor ya. Ya ben diyeyim iyi baba olayım diyeyim. İyi bir insan olayım diyeyim. Dolmuşa bindi gitti. Ne var yani arabayla geçsek? Ha dolmuşta bir sürü insan ne diyeceğim şimdi? Vallahi billahi bıktım. Vallahi billahi bıktım. Ne etsem yaranamayayım. Kimseye yaranamayayım. Bilin ya. Ya Vala Hanım görüyün değil mi yeğenini? Yani ben iyi bir baba olayım diyeyim. İyi bir insan olayım diyeyim. Alo ya, abi. Sen de bana merak etme. Ensesindeyiz. Yani sen bana yardımcı sen ne zaman dersen alırsın. Eyvallah koçum. Aynen devam. Paketi sakın ha gözden kaçırmayın bak. Abi bizimkiler adamı takibe almış. Yalnız kaldığı anda alırız. Güzel. Orhan Korhan. Buradan dönüş yok. Emin misin? Değer yarısı iş bitiminde. Eyvallah. Bak bu iş çocuk oyuncağına benzemez. Ben görmedim, etmedim deyip çıralı İbo'yu yarı yola bırakırsan sonucuna sen katlanırsın. Demedi deme. Siz işinizi doğru yapın. Bizi bulaştırmayın bana yeter. Nerede saklanıyormuş? Bulabildiniz mi? Düşmanını uzakta aramayacaksın Orhan Korhan. Uzakta aradığınız için bulamamışsınız. Adam Yanık Şehmuz'un evindeymiş. Evet. Anlaştığımıza göre
Geri kalan iş bizde. Sen merak etme. Özel bir isteğin, arzun var mı bizim adamlarda? Acımasınlar. Ellerinden ne gelirse. Bir daha bizim hakkımızda konuşamayacak duruma gelsin.